Bismillahirrahmanirrahim. Ebul Hasan Harakani ile ilgili menkıbeler. Hafız Kurban Yurtsever Efendi'den dinlediğim bir menkıbesi. Merhum Hafız Kurban Efendi şöyle anlatırdı. Kafir Rus Kars'tadır. Ben o sırada Evliya Camii müezzinliğine bakıyordum. Kapının anahtarı büyük bir frengiydi. Daima kuşağımda gezdirdiğim için bu büyük anahtar pırlanta gibi parlardı. İkindi ezanı okumak için Minareye çıkmıştım ki şerefenin içinde sağa sola bakıp emniyetimi kontrol edeyim dedim. İleriye baktım ki 5-10 Ermeni tam karşı evlerin üstünde siperi yatmış beni şerefede vuracaklar. Onda Rabbime sığınıp ezanı okumaya başlamak niyeti kalbime geldi. Yanımda bir arkadaş dolaştığını hissettim. Acaba bu da kim diye yanıma bakınca Ebul Hasan Harakani'yi gördüm. Bana oğlum belindeki anahtarı onlara doğru tut dedi hemen güneşin parlak devre çıkarırken onlara doğru bir tabanca tavrı verip tutunca o Ermeniler nefeslerine karşı caddelerde aldılar ki ben sağa sola bakıp o zatı aradığımda kimse yanımda bulamadım. Ve böylece ölümden kurtularak aşağı indim. Merhum hafız kurban yurtsever bu cami-i şerife en uzun ve ihlaslı vazife görmesi mevzunu son hastalığına ziyarete gittiğimizde tatlı ve rahat ruhi sohbetle Şöyle izah ediyordu. Ben günahkar, mihrabi vazifelerimi ifa ederken her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim okumayı adet haline getirmiştim. Öyle ikindi vakitlerinde mühim mazeretim olmadıkça bu adetimi katiyen terk etmedim. Hatmi Şerif'i indirince Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin ruhaniyetine lisanımla ithaf ederdim. İşte hayatımda pek çetin, müşkül kuşa anlar geçirmişimdir. Fakat herhangi bir sıkıntı anında manevi ruhaniyetinden lisanımla ifade edemeyeceğim şekilde himmetleri erişmiştir. Buraya kadar teşrif edip hasta gönlümü rahata kavuşturdunuz. Bu sohbetinizde dinlediğiniz gibi ilk Diyanet Camiası'nda maddi alanda çıkan ilk teşkilat kanununa göre İmam Hatip olarak emekli maaşına ilk bağlanan o zatın himmeti sayesinde ben kardeşiniz olmuştur diye sözlerinde hep ondan bahseder. Güzel bir şair olması hasebiyle birçok şiirlerinde Kars'ın değer ve kıymetini melceye teşkil eden Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'ni gösterirdi. Nasıl göstermesin ki bütün ehli hakikat kalplerine onun fazilet ve kemalatını ve yüksek simasını nakçetmişlerdir. etmişlerdir. Kars'ın dindar çevresi tarihler boyunca Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin menkıbelerini, yaşantı ve tasavvuf incilerini dillerinde, gönüllerinde, bir zikri zeban haline getirmişlerdir. Hatta o kadar ki Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin ruhaniyetleri onların hayat standartı içerisinde canlı mürşit haline gelmiştir. Bu inançlıdır ki 40 yıllık Rus esaretinde bile türbe Ebul Hasan Harakani gönüllerin tek müstenigahı olmuş, onun manevi kuvvetinden müstefit olmuşlardır. Bugün Cumhuriyet nesli onu henüz tanıyamamakta ve gereken ihtiram ve ihtimamın yapılamamasına makez teşkil etmektedir. 1946 tarihinde Nakşi ve Kadiri şehirlerinden el Hac Mustafa Coşkun Efendi'den dinlediğim menkıbe. Şöyle anlatıyordu. Yüce Şeyh Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin bin bir türlü menkıbesinden bir tanesini. Kars'ta 1946 yılında askerden bu sırada tanıştığım El Hac Mustafa Coşkun Efendi'nin kendi evi tekke halindeydi. Bir gün dervişleri sohbet halkasına toplanmış, bir dikkat üstade dinliyorduk. Acayip bir tuluat vardı o gece. Hep evliyalardan bahsediyor, velayet makamına erenlerden dür döküyordu. Sohbeti Ebul Hasan Harakana Hazretlerine gelince bu zatta başka bir tecelli zuhur etti. Yüce faziletlerinden, kemal derecesinde keramet ufuklarında cevalan ettiğinden ilfan okyanusları gibi olduğundan vecd ile bahsederken onun kabri etrafını bir cennet bahçesine teşbih ediyordu ve bunu ancak gözü açık olanlar görür diye noktalıyordu. O bütün evliya'ya feyiz kaynağıdır. Bütün evliya onun manevi huzurunda hürmet ve tazimle boyun büker. Himmet isterler. Onun ruhu yüceliği karşısında sultanlar kul olur. Müşküller gidirilir. Manevi cilveleri ruhları rahmet katreleri gibi istihab eder. Cüneyd-i Bağdadiler, Şemsi Tebriziler, Celaleddin-i Rumiler, kendisinden sonra gelen daha nice manevi sultanlar onun tasavvuf deryasından dolup taştılar. Kur'an-ı Kerim'in esrarı onun kalbinden coşuyor, dilinden dökülüyordu. O, esrar-ı Kur'an, tecelli-i subhandı. Resulullah'ın nesli necibinden gelen şecere-i famile onu yüceler seyrinde bütün evliyaya rehber etmiştir diyerek onun dünya görüşünü şu menkebesiyle özetliyordu. Ebul Hasan Harakani bir sohbetinde toplanan dervişlerine şöyle bir ders veriyordu. Tabii ki dervişlerin ziyareti malum. Şeyhin zikir halkasına oturur, duasına iştirak eder, sohbetinden noksanlarını tamamlar. Maddi manevi yönlerini ona göre tanzim ederler. Hem şeyhlerini kendilerine her hususta rehber ederler ki seyri suluk mertebelerini alabilsinler. Tohumu tam mevsiminde eken üstad onlara bir hikaye nakle başlar. Buyurur. Bel şehrinde yüce bir zat vardı. İlim irfan dağıtır da etrafına cömert, sofrası açıktı her gelip gidene. Üstelik mahir kerametleri dillere destan olmuştu. Bu hareketi karakteriyle Evini o kadar izdihama boğdu ki geniş bir ovada karargah kurmaya mecbur oldu. Maddi varlığı yerinde olduğu için büyük ovanın ortasında bir çadır kurdurur. Öyle ki çadırın işlemelerini zümrütten, zincirleri altından, kazıkları gümüşten. Böylece gelip giden misafirlerini rahat huzur içinde ağırlayabiliyordu. Bu tutum yüce zatı daha da geniş kütlelere nam ve ün itibariyle tanıtıyordu. Uzun yoldan namını ve faziletini içten bir grup ziyaretçi gelir. Büyük insan seccadesinde murakabe halindedir. Ziyaretçi ise çadırın dışında çadırı temaşa etmektedir. İçlerinden biri kuruntuya kapılarak hiç bu zinet o kadar varlığın içinde oturan kimse de maneviyat olur mu diye mırıldanmasın mı? Kapısı kapalı çadır içindeki büyük insan o kuruntu erbabına seslenir. Buyurun içeri dışta kalmayın. Bu açık bir şifreydi. İçeri giren ziyaretçilerin hal ve hatırını sorar. Onlarla güzel güzel sohbetler eder. Kalp Allah'ın sarayıdır. Oraya sakın harami yani hırsız koymayın der. Hoş sohbet, bu zatın sohbetini dinleyip ziyaretlerini kabulünü arz ettikten sonra gitmeleri için müsaade isterler. Müsaade eder. Beni arkadaş etmez misiniz diye son dersi vermek için zamanını arar işin sırlarının farkına varmayan bu ziyaretçiler hay hay efendim buyurun derler. Büyük insanı kamil niçin böyle tiksinerek duruverdin der. Derviş kekeleyerek su asamın ucunda bir gümüş yüksük var idi. O herhalde sizin makamda vermişti de haberim olmadı. Onu düşmüş görünce kalbim acıdı da ondan duraklayıverdim der. Bunun üzerine büyük insanı kamil hemen irşat kapısını açar ve der ki Evlat Bak o gördüğün gümüş kazıkları yere çakmışız. Çadırı da yerine terk etmişiz. Onların sevgi eserinden kalbimizde ufacık bir iz bulamazsınız. İşte ben o kadar serveti, cahı, varlığı koyup gittiğimde onlardan kalbimi acıdan hiçbir şey olmuyor da senin asamın ucundaki baya bir yüksük neden bu kadar acıtıyor? Hayret verici değil mi? Evlat, işte eşyanın yeri mutlak eşyanın yeri olmalıdır. Kalbin yeri ise Allah sevgisidir, muhabbetidir. Asanızın ucuna taktığınız süs alameti olan yüsküf bayağı yüce haliyle sizi Allah muhabbetinden ne kadar da uzaklaştırmış. Bak işte yüksük o bayağı madde. Seni Allah muhabbetinden uzaklaştıran düşmanın ayağının dibinde diye gösterir. Benim yolum burada bitti der. Makamına avdet edeceği sırada son sözüm, her şeyi değerine göre yerinde muhafaza edin. Eşyanın mutlaka bir yeri vardır. Onun yerini sakın değiştirmeyin. Allah muhabbeti yanında gümüş, yüksük, yakut taşı bile olsa çay taşı kadar önemi yoktur. Her şey emanettir. Emanete hainlik gerekmez. Kalp de emanettir. Hem öyle bir emanettir ki Allah'ın tecelli ettiği bir saraydır. O sarayın sahibi Allah'tır. Ona hiç ama hiç ihmal gerekmez der.'' ve ayrılır gider. Bu ziyaretçi zevat da alacak derslerini fazlasıyla alırlar. Vecd ile bu menkibeyi Ebul Hasan Harakani Hazretlerinden nakleden hacı Coşkun Efendi Gazelhan dervişlerinden birkaçına işaret ederek koro halinde şu musalları okudular. bu Rahman isteyenler dürrü mercan istemez. Derdini derman bilenler derde derman istemez. Dert ise bir dürrü mercan Gerdanı can cevheri lüp bir irfan isteyenler şöhreti şan istemez. Şehberi zemburi devmez bu cihan kaşanesi. Seyri canan isteyenler kası cihan istemez. Bu fenada sim UZERLER otsalar cah kahlere. Mahı taban isteyenler necmi seyran istemez. Öyle bir dilbere el ver REZ olsun sana. Baki bir can isteyenler fani bir can istemez bunu kuşatı cihanın nakşeden nakkaşı gör. İlmi irfan isteyenler gülü reyhan istemez. mirat hikmete bak, lütfi aref dersin oku. Cani kurban isteyenler cani kurban istemez. Bununla sohbetini hitama erdiriyordu Hacı Coşkun. Büyük, insan-ı kamilin müritlerinden birine ve de genç oğlanına verdiği ders halindeki maneviyatını keşfederek ikaz etmesi. Erzurum meşayihlerinden Kadiri Şeyhi Karazlı Hakkı Efendi Hazretlerinin genç bir kardeşimize inabe verdiği anda naklettiği manevi demeti şöyle geçer. Genç bu zata müteaddit defalar müracaat eder. Aman efendim, bana telkinat lütuf buyur da sizin güzide dervişlerinizin arasına katılayım. Onlara verdiğiniz manevi feyizden ben de feyiz olayım derse de Hakkı Efendi Hazretleri gencin maneviyatını keşfettiği için onun biraz daha aşk ilahi ile tutuşmasını erteler. Bu gencin soruşturup yetkili dervişlerinden bilgi edinmesiyle o gece 40 defa boy alır. Sabahleyin bütün komşulardan hakkının helal edilmesini dileyip hilallik aldıktan sonra büyük bir grup yeni dervişin telkin aldıkları tekkeye gider. Ağlamaktan gözleri kızarmış genç kardeş içeride halka olmuş yüce makamlara erişilecek ilk telkinat halkasına bir an evvel can atmak ister. Fakat şey Hakkı Efendi içeriden seslenir. Gel evladım, şimdi zamanın geldi der. İki dizinin önüne oturan genç, eline yapışıp gözlerine gözlerini diker, telkinat-ı Muhammediye'ye hülasaten kalbine doldurduktan sonra der ki, Evladım, büyük mürşitlerden Ebul Hasan Harakani Hazretleri genç bir dervişine telkin verirken onun maneviyatını keşif etmiş.'' Bakmış bir genç kıza gönlünü kaptırmış. Kız ise gencin tam yavuklusu. Şimdi telkini iyi anladınsa gördüğün herkes senin şeyhindir. Belki senin şeyhin herkesin suretine girer seni kontrol etmesi için. Yollarla senin tarikatta sadakatini ölçer. Ona göre de manevi himmetini yapar. Telkini alıp caddeye çıktıktan sonra sevdiğin kızın bütün ziynetini giymiş sana doğru gelmekte olduğunu görürsün. Sana, aa sevdiğim nerelerde kaldın? Seni uzun zamandan görmediğim için dünya başıma dar geliyor. Sensiz dünyam karanlık kaldı. Yaklaş bu hasret duygularımı gider diye naz ve cilve satacak. Sen işte o zaman, hayır sen benim şeyhim der de ondan feragat ederek kalbinden sevgisini silersen tam telkini almış olursun. Manevi yolculukta yol almış olursun. Aksi halde bu yolu yürüyemez ve müketler kalmış olursun ki bu acı bir akibet olmuş olur senin için. Genç, bu müthiş sarsıntı ve iç inkılabı sahnesinde artık büyük cihada girişmiştir. Şeyhinin huzurundan ayrılıp yolcu olur. Evine giderken tam caddenin başında asretle istediği sevgilisi önüne çıkar. Bin bir türlü cilve satarak bütün zinetiyle aman sevdim nerelerdesin şu zamandan beri senin hasretinle yanıp tutuştum. Yaklaş yaklaş bu hasret duygularıma bir son ver diye yalvarmaz mı? Genç, hayır. Demin tekkede bana bu hususta lazım gelen öğütlerde bulundun. Sonra benim hakikatimi bana öğrettin. Tarikat-ı Muhammediye'nin erkan, adab ve hakikatini bana telkin buyurdun. Şimdi de yoluma sevgili kız zoruyla çıkıp beni denemek istiyorsun. Sen benim şeyhim ve hem veli nimetimsin diyerek en büyük kahramanlık portresini çizer. Sevdiği kız da sevdiğim aklını oynatmış artık bununla mesut olamam diyerek bir daha yoluna çıkıp böyle bir teklifte bulunmaz. Bu muhlis dervişte Ebu'l Hasan Harakane Hazretleri'nin en büyük dervişlerinin içinde yüce makamlara ulaşır ve dünya evinde bereketli bir nesle sahip olur. Siz de böyle bir ihlasa sahip olursanız matlube tez erersiniz der. Kars'ta 1948 yılında merhum Hafız Polis ismiyle, maruf Hafız Abdülmecit Efendi'den dinlediğim menkıbe. Meskur zat polis memuriyetinden emekliydi. Eski ders usulüne göre güzel bir kültür sahibiydi. Nakşibendi tarikatına salik Halidiye kolundandı. Bu zat aşk ehli, cezbeli ve içinde ehli hal bir ruh haleti içindeydi. Sohbetlerine katılmam için tekliflerini kabul ederdim. Bir gün akşam namazını Evliya Camii'nde kılıp çıktıktan sonra Kaliçi Mahallesi'nden Dursun isminde birinin evine gideceğimizi buyurdular. Eve gelen davetli o çevredeki de. Birçok insan o toplantıda vardı. Zikir halkasını mütakip Hafız Efendi sohbete başladı. ayet Kur'aniye'nin manasına vakıf, lisan-ı Arabiye'yi iyi elde etmiş olmasından dolayı sohbetlerinden en çok ayetlere yer verirdi. Ayık olan Allah'ın veli kulları geleceğin dehşetinden korkmaz.'' geçmişin hengamesinden dolayı da mahzun olmazlar. Mealindeki ayet-i ile sohbetine başladı. Uzun süren bu sohbet hazır bulunanları temvir ediyordu. Öyle ki hışkırıklı ağlamalar. Allah diye bağıranlar odayı bir nevi Arafat'a vakfe gününün vecd halindeki durumuna itiyordu. Erbabı tarikat sahiplerinden Davudu Ta'i, Zinninu Mısri, Cüneyd-i Bağdadi, Sırrı Hazretlerinin tercüme hallerinden misaller vererek geniş bilgi serd ediyordu. Sözü Ebul Hasan Harakana Hazretlerine getirerek şöyle başladı. O yüce veli, Cenab-ı Hakk'ın sırlarına mahrem, hikmetlerine vakıftı. Onun sohbetinde oturanlar hidayet nuru ile nurlanır, Kur'an'ın ahlakı ile ahlaklanırlardı. Hazreti Resulullah'ın sünnet seniyesiyle tezin olur, olurlardı cemiyette adab-ı muaşeratın kaidelerine itina gösteren edep ehlinden numune teşkil ederlerdi. O, sille-i sistemine aldırış etmezdi. Kişiliğini Kur'an'ın emrine vermişti. Onun asitani çevresinden asla ayrılmazdı. Bir gün dervişlerinden bir grup ziyaretçi dergahına gelirler. Bir de ne görsünler? Şey efendi omuzunda omuzluk su taşıyor evine. Üstad bunu hal diye sorduklarında bugün yenge hanımı kızdırmışız o da bizi su taşıttırıyor cevabını verir. Derken tekrar suya gider ve getirir. Bir iki arası kesilmeden yarım gün mütemadiyen eve su taşır. Acaba bu kadar suyu yenge hanım ne yapar diye merak ederler. Bir de ne görsünler. Getirilen suları su kaplarına değil de su akıntısına döker. Böylece üstada zahmet çektirir ne manasız iştir diye müritler söylenirlerse de o yüce zat hiç oralı değildir. Yengenin hırsı ininceye kadar su taşır. İndikten sonra seni kızdırdım artık daha bana kızmazsın diyerek yengenin gönlünü almaya çalışırdı. O asabi mizaçlı hanımın şey efendiye yaptığı bu gibi durumlar çoktur. O hepsine ahlak-ı hamidiye ile mukabelede bulunur. İntizar etmek mi? Hayır. Allah ona rahmet etsin. O benim yumağımı büyütüyordu. Bu da kendi yumağını büyütüyor derdi. Şeyhin menkıbeleri dillere bir destan manzumesidir. Büyük insanı kamil Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin menkıbelerinden sonra yine büyük mutasavvıfların şiirinden bir deme sunalım onun öyküsü hakkında. Kars'ın yetiştirmiş olduğu büyük alimlerden, müderrislerden ve tarikatın akşibendiyenin halifelerinden Erzurum Rüsumat-ı Tahrirat defteri Ula ve idare başkatiplerinden müstahtem Mütevveffa Süleyman Şadi Efendi'nin zade-i tabi şiranesinden olan divanından aldığımız bir methiyesini burada hürmetle bir daha daha yad edelim. Methiye Niri evci keramettir Cenabı Bül Hasan Mihri afakı velayettir Cenabı Bül Hasan Sümbili bağ hakikat bir gülü ralledün bülbül-i gülzari vahdettir Cenab-ı Bülhasan. mevlid Hakani şehri balası Falasi Kars, Asitani çarhi rifattır Cenab-ı Ebul Hasan. Haki, paki atri naki türbelü yalari, sürmel çeşmi basirettir Cenab-ı Ebul Hasan. Hükmünar-ı kişveyi irfani kutbül arifan, bazı yekta evci kurbettir Cenab-ı Ebul Hasan. Haiz-i cahi veraset gavsa ali menkabat mahsar sırrı hüviyettir Cenabı Ebu'l Hasan. Şadi bendeyi dergahı izzetgahım sahibi envai himmettir Cenabı Ebu'l Hasan. Asrımızın büyük sufilerinden Erzurumlu Alvar İmamı adıyla bilinen El Muhammed Lütfi Efendi'nin Hülasatül Hakayık adlı divanından bir kıta ile yazımızı bağlayalım. Piri Harakani Namütenahi kemalat-ı kamil haktır penahi. Mirai Muhammed evliya şahi tariki mevlada merdan iledir. Nakşilin cehri kolu. Hoca İbadiullah Taşkendi Hazretleri Hacegan yolu diye adlandırılan tarikat nispetini ve zikir talimi ehliyetini Yakup Cehri Hazretlerinden almıştır. Hazreti Ali'ye kadar çıkan bu manevi yolun sinsilesi şöyledir. Hazreti Ali, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Caferi Sadık, beyazıt Bistami, Ebul Hasan Harakani, Ebul Kasım Gürkani, Ebu Halit Farimendi, Yusuf Hamed Hemedani, Abdul Halık Gücdevani, Hoca Arif Reyvegeri, Mahmut Emir Fagnavi, Hoca Ali Ramitani, Hoca Mahmut Baba Semmasi, Seyyid Emir Kulal, Şahın Akçıbendi, Ebu Said Hırkayı, ebul Hasan'dan Ebul Hasan Ebul Abbas'tan, Ebul Abbas Muhammed bin Abdullah Etteberani'nin elinden, o Muhammed Ceriri'den, o Seri, Sara, Seri Sakati'den, o Maruf Fikerhi'den, o Davut Ta'i'den, o Habib Acemi'den, o Hasan Basri'den, o Emirül Mü'minin Hazreti Ali'den, o da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Hatmeyi Hacegan Ey saadet yolunun aşığı! Hatme-i hacegan iki türlü yapılır. Birine hatme-i kebir yani büyük hatme, diğerine hatme-i sayır yani küçük hatme denir. Hatme-i kebirin isimlendirilmesi üç nedenden dolayıdır. Her birinde bir sır vardır. Nagamat ve Semeratul Fuat adlı eserlerin aktardığına göre beyazıt i Bistami Hazretleri, Kamil Velilerden olan cafer Sadık Hazretlerinin Caferi Sadık Hazretlerinin vefatından 40 sene sonra dünyaya gelmiş ve onun ruhaniyetinden feyiz almıştır. Sahih olan budur. Bu Hatmi Hacegan, Caferi Sadık Hazretlerinden Bistami Hazretlerine, oradan Ebul Hasan Harakani Hazretlerinden Hoca Ebu Yakup Yusuf, Hoca Ebu Yakup Yusuf Hemedani Hazretlerine, ondan Hoca Bahayettin Nakşibend Hazretlerine intikal etmiş günümüze kadar gelmiştir. Tefsir ve hadis ilminde Yetkin olan Yüce İmam Cafer-i Sadık, Beyazit-i Ebul Hasan Harakani ve sonradan gelen imamlar Şah'ın ı kadar hepsi de hacetlerin yerine gelmesinde, muratların gerçekleşmesinde, belaların definde, düşmanların yenilmesinde, hasetçilerin perişan olmasında, manevi yetkinlik düzeylerinin yükselmesinde, Allah'a yakınlığın manevi zevkine erişmede ve ilahi tecellilerin belirmesinde, Hatmenin bu sırlarına dalmışlardır. Da yüz defa istiğfar, yedi defa Fatiha-i Şerife, yüz defa Salavat-ı Şerife, yetmiş dokuz defa İnşirah Suresi, bin bir defa İhlas Suresi, yedi defa Fatiha-i Şerife okunur. Bunlar tamamlandıktan sonra tekrar Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme Salavat-ı Şerife getirilir. Sonra hacet ne ise o istenir ve murat ne ise o arzu edilir. Allah'ın izniyle arzu ve istek gerçekleşir. Bu faydalı bir de 7 gün devam edilir. Birçok kimse bunu tecrübe etmiş ve manen faydalı neticelere erişmiştir. Fakat bu sırrın herkese açılması tavsiye edilmiştir. Bu tertip cafer Sadık Hazretlerinden itibaren devam ede gelen bir adettir.